Şebeke suyu mu yoksa damacana ya da pet şişelerdeki ambalajlı sular mı? İstanbul'da su muamması yaşanıyor. Ambalajlı sularda ağır metal kirliliği tespit edildiğine yönelik haberin ardından bazı uzmanlar şebeke suyu için içebilirsiniz hiçbir şey olmaz dedi. O uzmanlardan biri de onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar. Ama İstanbul Sucular Odası Başkanı aynı fikirde değil. Çeşme suyu içilir mi derseniz tabii ki çeşme suyu içilir efendim. Biz işte çeşme suyu içiyoruz. Dolduruyoruz, dinlendiriyoruz, içiyoruz. Musluk suları zaman zaman yer altından geldiği için lağım patlaklıklarında lağım karışma ihtimali çok fazla. Yok, içmiyoruz. Güvenmiyoruz. Şebeke suyu mu yoksa ambalajlı su mu? İki farklı görüş var. Yani İstanbul'da su muamması yaşanıyor. Elbette sağlıklı efendim. Çeşme suyuyla insanlar yıkanıyor. O hiç ağızlarından gitmiyor mu? Gidiyor tabii ki. Biz sebzeleri, meyveleri bunlarla yıkamıyor muyuz? Bulaşığı neyle yıkıyoruz? Bunlarla yıkıyoruz. Niye içilmesin ki? Tabii ki içilebilir. Tartışma bazı uzmanların içme suyunda ağır metal kirliliği var demesiyle başladı. Onkoloji uzmanı Yavuz Dizdar da çıktıysa bile ambalajla alakalı değil, kaynakla alakalıdır diyor. Suyun içine ağır metal çıktıysa bir yerden geliyor demektir. Bu geliyorsa kaynağın kontrol edilmesini gerektirir. Sularda kurşun, metal falan karışımı var diye. Sular genellikle orman alanlardan çıkıyor. Herhangi bir bakteri ve mikrop karışması mümkün değil. Çok temiz bir şekilde dolum yapılıyor. Her gün içtiğimiz su bugünlerde tartışma konusu. Ambalajlı su ürünlerinde ağır metal var söylemlerinin ardından gözler yine şebeke suyuna çevrildi. Görüşler ise ikiye ayrıldı. Kimi şebeke suyu içilebilir dedi, kimi ise içilmez. Çeşme suyu içmiyorum çünkü hani pek yararlı olduğunu düşünmüyorum. Kireçlenebiliyor bazen borular ve mikrop. Tadı böyle metal gibi hani. Yani tam su gibi değil. İçiyorum ve tadını da çok beğeniyorum. Sadece uzmanlar değil, vatandaş da ikiye bölündü. Çeşme suyu içiyor musunuz? Evet, içiyoruz. Önceden arıtıyorduk, şimdi arıtmıyoruz, içiyoruz çeşme suyu. Çeşme suyu içmiyorum çünkü damacana alıştırıldık, önceden içiyorduk. Yok, içmiyoruz. Güvenmiyoruz çünkü İstanbul'un suyuna. Dizdar'a göre İstanbul'un şebeke suyu içilebilir ama bir şartla. Bir tek şuna dikkat etsinler lütfen. Her apartmanın malum kendi küçük depoları var. Depo bakımlarını yapmalı derse suyun lezzeti bozuluyor. Çeşmeden hakikaten kaynaktan şebekeden gelen suda koku yok. Depolarını kontrol ettirsinler.